Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğa ve insan konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de üniti içeriğimize baktığımızda bugün biz sizlerle birlikte neler öğreneceğiz? Doğa ve insan diyeceğiz. Daha sonraki süreçte coğrafyanın konusu ve bölümlerinden bahsedeceğiz. Ve sonra coğrafya biliminin önemi ve tarihi gelişimiyle ilgili konu anlatımlarımızı gerçekleştirip dersimizi bitirmiş olacağız. Tabii ki de bu süreçte bize yardımcı olabilecek kaynaklarımız da var ve biz biz Donguç Akademi olarak sizlere birinci kitabımız sıfırdan dokuza konu anlatımlı soru bankası kitabı. Tabii ki de burada konumuzu dinlerken not almakta zorlanabilirsiniz. Bu kapsamda konu anlatımlı soru bankamız kitabımızı alabilir ve bu noktada işlerimizi biraz hafifletebiliriz. Bugün tabii ki de ilk kısım olan doğa ve insan ünitesini işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. 10 ve 18. sayfalar arası. Biz burada konu anlatımlarımızı gerçekleştirdiğimizde kitabın içeriğine de şöyle bir bakmamız gerekirse önce bir konu anlatımımız var ve Bununla ilgili çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta sevgili arkadaşlar. Dediğimiz gibi 10-18-0'dan 9'a konu anlatımlı soru bankası kitabımızda. Bundan sonra kitabımızı temin ettiğinizde konu anlatımlı videolarımızı izlerken bu kitaptan da destek alabilirsiniz diyelim. O zaman hadi bakalım dersimize geçiş yapalım. Sevgili arkadaşlar karşımızda bir karikatür var diyor ki bize Tonguç bindiğin dalı kesiyorsun diyor. Tomuç da demiş ki zaten inecektim demiş. Ama oradan diğer bir ses diyor ki senden bana ne ben de düşeceğim diyor. O zaman burada sevgili arkadaşlarım dikkat edin. Bindiğin dalı kesmek, bindiği dalı kesmek araçların ne demekmiş? Bunu da buradan söylemiş olalım. Şimdi geldik doğayı oluşturan dört tane doğal ortam var. Tabii ki de bunlar birbirleriyle sürekli olarak etkileşim halinde. Hemen dört doğal ortama baktığımızda bunlardan birincisi litosfer. Buradaki sifer dediğimiz kısım küre anlamına gelir sevgili arkadaşlar? Lito taş küre. Yani dünyanın katılaşmış kısmı yer kabuğu dediğimiz taş küredir sevgili arkadaşlar. Tabii ki de taş kürenin birçok elemanı var. Mesela taşlar kayaçlar değil mi topraklar bunların hepsi taş kürenin elemanı olarak karşımıza çıkmakta. Hemen şöyle görselimize de baktığımızda litosferi sevgili arkadaşlarım görebilmekteyiz. Hidrosfer küre hidrosu o zaman bu su küre olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlarım. Yer altı ve yer üstü suları tatlı tuzlu suları yani denizler okyanuslar göller akarsular bunların hepsi hidrosferin elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Atmosfer nedir dediğimizde atmosfer sevgili arkadaşlar hava küre anlamına gelir. Yani yer kabuğunu çevre saran gaz tabakasına biz hava küre deriz ve hava kürenin elemanları var mı? Tabii ki de var. Oksijen var, azot var, karbondioksit, neon, argon, kripton gibi birçok gazları bünyesinde barındırmakta diyebiliriz. Ve son küremiz biyosfer sevgili arkadaşlar. Biyosfer nedir dediğimizde biyosfer canlı küre olarak karşımıza çıkar. Tabii ki de burada insanlar dışında sevgili arkadaşlarım bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmaların tamamını biyosfere dahil edebilir. Ama şunu unutma sevgili arkadaşım. Bu dört tane doğal ortam birbirleriyle etkileşim halindedir. Yani atmosferin sadece kendi içerisinde bir etkileşimi yoktur. Atmosferin hidrosferle de etkileşim vardır. Örnek verebilmemiz için şöyle diyebiliriz. Mesela burada özellikle karbon döngüsü dediğimiz bir döngü var ve karbon atmosferle hidrosfer arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmaktadır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Biraz önce söylemiş olduğumuz kısmı şöyle bir özetlememiz gerekirse litosfer Sevgili arkadaşlar, taş küre dedik. Yer kürenin katılaşmış üst kısmıdır. Atmosfer ise hava küre sevgili arkadaşlarım, yer küreyi çevreleyen gaz örtüsüdür. Hidrosfer ise su küredir. Yani yer kabuğunun çukur alanlarını dolduran su kütleleridir. Biyosfer ise canlı küredir. Burada litosfer, atmosfer ve hidrosferdeki canlı yaşam alanları olarak karşımıza çıkmakta. E biraz önce ne dedik? Bu küreler birbirleriyle etkileşim halindedir diyebiliriz. En basiti herhangi bir yerde toprak örtüsünün oluşabilmesi için sevgili arkadaşlarım kayaçların ayrışması lazım. O zaman dikkat edin. Kayaç dediğimiz kısım litosferin elemanı değil mi? Litosferin elemanı. Burada şunu unutmamamız lazım. Bir kayacın ayrışabilmesi için 3 yol etkilidir. Bunlardan birincisi fiziksel ayrışma olarak karşımıza çıkar ve herhangi bir yerde fiziksel ayrışmanın olabilmesi için günlük sıcaklık farklarının yüksek olması lazım. E sıcaklıkla ilgili ifadelere baktığımız zaman atmosferle ilgili değil mi? O zaman kayacın toprağa dönüşme aşamasında atmosferle ilişkisinin olduğunu gördük mü? Tabii ki de gördük. İkincisi sevgili arkadaşlarım bir kayacın toprağa dönüşebilmesi için yani toprağın oluşabilmesi için kayaçların ayrışması gerekiyor dedik. İkinci ayrışma grubu ise kimyasal ayrışmadır sevgili arkadaşlar. Kimyasal ayrışmada ise kayaç suyla tepkimeye girdiğinde eriyik hale gelir ve bu şekilde ayrışma gerçekleşir. Ne dedik? Su ile tepkimeye girdiğinde dedik. O zaman kayacın toprağa dönüşmesi aşaması içerisinde suyla tepkimeye girmesi varsa litosferin atmosferle etkileşimde olduğu gibi hidrosferle de etkileşimde olduğunu söyleyebilir miyiz? Hemen şuraya suyu dersek. Bir diğer durum kayacın parçalanabilmesi için Biyolojik ayrışma da olabilir. Biyolojik ayrışma da bitkilerin kökleriyle yapmış olduğu ayrışma türüdür sevgili arkadaşlar. O zaman şunu unutmayalım. Biyolojik bitkiler diyorsak burada özellikle canlı küreyi de işin içerisine almamız lazım. O zaman litosferin bir elemanı olan kayacın toprağa dönüşmesi aşamasında hem atmosfer ile hem hidrosfer ile hem de sevgili arkadaşlar biyosfer ile etkileşimde olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da unutmamış olalım. Hemen gelin hep birlikte bir tablo verilmiş bize ve tabloda bazı doğal ortam unsurları verilmiş ve bunların hangi doğal ortam içerisinde yer aldığını eşleştirmeye başlayalım sevgili arkadaşlar. Bir kayaçlar dedik. E biraz önce bunu söylemiştik zaten. Kayaçlar litosferin elemanıdır diyoruz. Bitkiler canlı küre yani ne demekti? Biyosferin elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer altı suları su küre yani hidrosfer sevgili arkadaşlar. Hidrosferin elemanı olarak karşımıza çıkar. E insanlar doğal ortam içerisinde tabii ki de biosfer ver dediğimiz küre içerisinde yer alır. Okyanuslar tuzlu su kütleleridir. E su kütlesi dedik burayı nereye dahil edeceğiz? Su küreye dahil edeceğiz. Akarsular tatlı su kütleleri olarak karşımıza çıkar ve su küreye dahil ederiz. Mikroorganizmalar. Bakın bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar biyosferin elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır. E alt kısımda hayvanlar demiş. Biyosferin elemanı olarak karşımıza çıkar. Toprağa geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar toprakta litosferin elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Geldik şimdi insan doğa etkileşimi. İlk sayfayı hatırlayın sevgili arkadaşlar. İlk sayfaya ne dedik? İnsan ile doğa sürekli olarak etkileşim halinde. Tabii ki de bazı durumlarda insan doğa üzerinde belirgin bir etkiye sahipken bazı durumlarda ise doğa insan üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Burada şöyle ben sizler için belirli yerler seçtim. Mesela birinci alanımız burada. Biraz da harita bilgimizi canlandırmamız lazım. iyileştirmemiz lazım. Çünkü bizim dersimiz için harita bilgisi çok çok önemli sevgili arkadaşlar. Bize çünkü soru köklerinde mesela bu alanı işaretlediğinde verdiğinde insan doğa etkileşimi ile ilgili ifadeler nelerdir dediğinde bulunduğumuz yani işaretli olan coğrafyanın iklimsel özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Bu alan sevgili arkadaşlarım tanıştırayım sizi Grönland'dır. Hemen şimdi mantıken düşün sevgili arkadaşlar. Ekvator çizgisi tam bu hattan böyle geçer. Ekvatordan bayağı uzak bir yerdeyiz. Yani kutubun bulunduğu yerdeyiz sevgili arkadaşlar. Grönland o zaman nasıl bir yer? Soğuk bir yer değil mi? Siz peki Grönland'da yaşayan insanlar olsaydınız. Oradaki evler daha dik çatılı olacaktı değil mi? Neden evler dik çatılı olacaktı? Yağan kar örtüsünün rahat bir şekilde kayıp aşağı gidebilmesi lazım. İkincisi, siz burada yaşayan bireyler olsaydınız giyiminiz için daha kalın elbiseleri tercih edecek miydiniz, edecektiniz? O zaman bu kapsamda doğa bizim hem barınmamızı hem giyinmemizi etkiledi mi? etkiledi. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Güney Asya'ya geldik. Mesela Hindistan'a geldik. Hindistan'a geldiğimizde evler Grönland'daki gibi değil de daha yoğun ölçekte ahşaptan mı? Görselde de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Neden? Şimdi insanlar doğadan faydalanmak için ev yapmak istesi. Yani bir ev yapacak ve doğadan faydalanmak istiyor. Bu kapsamda evi yapabilmesi için doğada bulacağı, daha fazla göreceği unsurlardan ev yapmak ister. E burada orman örtüsü yoğun olduğu için insanlar tabii ki de ahşap evler yerleşim birimleri kuracaklardır diyebiliriz. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım Kuzey Afrika'ya geldiğimiz zaman burası çöl bölgesi. E çöl bölgesinde ulaşım olumsuz etkilenir. Karayolu ulaşımı ya da demiryolu ulaşımı gibi ulaşım ağları bu kapsamda deve bu alanlar için en önemli ulaşım vazifesi gören hayvanlar statüsündedir diyebiliriz. Geldik ekvator ve çevresine. Sıcaklık ortalaması çok yüksek ve insanlar Grönland'dakinin tam aksine tam tersine daha ince elbiseler giydi mi? Giydi. Bununla birlikte Türkiye'ye geliyoruz. Karşımızda peri bacaları var ve insanlar eski dönemlerde peri bacalarını yerleşim birimleri olarak kullanmışlar. Neden? Çünkü tüfler çabuk aşınabilen kayaç grubu içerisinde yer aldığı için insanlar bunu aşındırarak yerleşim birimleri haline getirmişlerdir. Tabii ki de burada doğanın bizim üzerimizdeki etkisine örnekler verdik. O zaman şunu unutma. Doğa bizim neyimizi etkiledi? Doğa bizim giyinmemizi etkiledi. Kutuplarda insanların kalın elbiseler giyerken ekvator ve çevresinde insanların daha ince elbiseler giymesinin temel sebebi doğanın bize sunduğu imkanlarla ilgili bir durumdur diyebiliriz. Doğa bizim barınmamızı etkiledi sevgili arkadaşlarım yani yerleşmemizi etkiledi kutupa yakın alanlarda insanlar daha yoğun ölçekte dik çatılı evlerde yaşarken ekvatoral iklim bölgesi Güneydoğu Asya'daki ya da Güney Asya'daki muson iklim bölgesinde orman örtüsünün daha gür olması insanların ahşap evlerde yaşamasının tercih etmesine sebep oldu. Bununla birlikte karasal iklim bölgeleri mesela Türkiye'de de bunu örnek verebiliriz. Türkiye'de de İç Anadolu bölgesi gibi karasal iklim bölgesinin bulunduğu alanlarda kerpiç evlerde insanların yerleşim birimleri kurması da bununla ilgili bir durumdur diyoruz sevgili arkadaşlar. Onun dışında barınma dışında beslenmemizi de etkiler. Nasıl? Şöyle düşünün insanlar genel itibariyle kutba yakın alanlarda tarımsal faaliyetlerin sıcaklığa bağlı olarak olumsuz etkilenmesi nedeniyle daha yoğun ölçekte balıkçılık faaliyetleriyle uğraşmışlardır ve temel tüketim malzemeleri de balık ve türleridir. Bununla birlikte tarımsal üretimin yoğun ölçekte yapıldığı Güney ve Güneydoğu Asya'da ise tarımsal faaliyetlere bağlı olarak ürün üretimi çok fazladır. Mesela pirinç üretimi çok yoğun ölçekte gerçekleştirildiği için burada tüketimi de çok çok fazladır diyebiliriz. O zaman beslenmemizi de etkiledi. Doğa bizim karakterimizi de etkiler sevgili arkadaşlar. Özellikle Türkiye gibi orta kuşak ülkelerinde dört mevsim belirgin yaşandığı için insanlar sevgili arkadaşlar unutmayalım daha mücadele mücadeleci bir karaktere sahiptirler diyebiliriz. Aynı zamanda şunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar, nüfusun dağılışını da etkiler. Mesela iklimin ılıman olduğu alanlarda nüfus yoğunluğu, nüfus miktarı daha fazla iken iklimin soğuk olduğu ya da iklimin sıcak olduğu alanlarda nüfus yoğunluğu ve miktarı daha azdır diyebiliriz geldiği ki her zaman doğa insan üzerinde etkili değil. Bazı durumlarda ise insan doğa üzerinde etkilidir. Burada sizler için birkaç örnek verdik sevgili arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım. Mesela burada bir demiryolu hattı projesi görüyoruz. Fransa ile İngiltere arasında Manş Denizi tabanında yapılan ulaşımı rahatlatabilmek için Manş Tüneli projesi sevgili arkadaşlarım. Mesela bu insan doğa etkileşimi üzerinde insanın doğa üzerindeki etkisine örnektir diyebiliriz. Mesela bunun benzeri bizim ülkemizde de var. Kimdir bu? İstanbul'da Marmara Denizi'nin tabanından Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmaray projesi. Sevgili arkadaşlar, mesela çöl iklim bölgelerinde biz tarım yapabilir miyiz? yapamayız. Niye? Çünkü iklimdeki kuraklık bunu olumsuz etkiler. Ama gelişen teknolojiyle birlikte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çöl bölgelerinde tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Bu da sulama sistemlerinin gelişmesiyle ilgili bir durumdur. O zaman insan doğa üzerinde etkilidir diyebiliriz. Ama tabii ki de her yerde insan doğa üzerinde uyumlu, olumlu bir etkiye sahip değildir. Mesela Endonezya, Malezya, Gine adalarının bulunduğu alanlarda palm yağı üretimi için tropikal yağmur ormanları tahrip edilmektedir. Mesela biz orman örtüsünü tahrip ederek tarım arazisi açıyoruz. Yerleşim birimleri inşa ediyoruz. Hayvancılık faaliyetleri yapıyoruz. Ve bu kapsamda bu doğayla uyumlu olmadığımızı gösterir. Güneşlenme süresinin fazla olduğu alanlarda güneş enerjisinden yararlanılması gene insanın doğayla etkileşimde olduğunu gösterir. Uyumlu bir etkileşimdir. Ya da su su kütlesinin yoğun olduğu alanlarda sevgili arkadaşlarım özellikle akarsular vasıtasıyla hem elektrik enerjisinin üretilmesi bununla birlikte sevgili arkadaşlarım unutmayalım değirmenlerin yapılması ve yiyeceklerin öğütülmesi doğayla uyumlu bir şekilde yaşadığımızı gösterir diyebiliriz. Şimdi geldik bir tablomuz var ve tabloda diyor ki insanın coğrafi ortamda yapmış olduğu bazı etkinlikler verilmiştir diyor. Verilen etkinliklerin doğayla uyumlu olup olmadığını işaretleyelim diyor. Gelin hep birlikte biraz bakalım biraz yorum yapalım. Su ihtiyacının karşılanması için yeraltı sularının aşırı kullanılması. Şimdi sevgili arkadaşlarım evet tarımda su ihtiyacımız var ve bu su ihtiyacını karşılamak için ya da normal hayatımızda su ihtiyacını karşılamak için su kaynaklarından biz kullanmaktayız. Ama eğer ki her herhangi bir kaynakta, herhangi bir ifadede aşırı gibi bir ifade varsa tabii ki de bu doğayla uyumlu olmadığımız gösterir. O zaman birinci ifade uyumlu değildir diyoruz. Akarsu Vadisi boyunca yerleşim alanlarının inşa edilmesi. Şimdi düşünün bir Akarsu Vadisi var. Tam şöyle bir vadi gösterelim sevgili arkadaşlar. Ve burada... Akarsu yukarıdan aşağıya doğru akışını sürdürüyor. Biz buraya yerleşim birimleri kurarsak, ani yağışlar sonrasında sağanak yağışlar sonrasında vadi taşabilir. E vadi taşarsa sevgili arkadaşlarım, bizim kurmuş olduğumuz yerleşim birimleri sular altında kalabilir. Bunu Türkiye ölçeğinde faciasını yaşadık sevgili arkadaşlar ve bu doğayla uyumlu bir ifade değildir geldik. Enerji ihtiyacının karşılanması için rüzgar santrallerinin kurulması, rüzgarın hızının fazla olduğu alanlarda bu santrallerin kurulması doğayla uyumlu olduğumuzu gösterir sevgili arkadaşlar. Tarım alanlarının oluşturulması için ormanlık alanların tahrip edilmesi diyor. Sevgili arkadaşlar tahrip etmek ortadan kaldırmak, zarar vermektir. Ormanlık alanlara zarar verirsen bu uyumlu bir ifade değildir değil mi? Aynen o şekilde. Tarımsal ilaçların bakın gene aşırı kullanılması sonucunda toprağın kimyasal özelliğinin değişmesi diyor. E aşırı ifadesi varsa coğrafi ölçekte bu uyumlu olmadığımızı gösterir. O zaman bu ifadede uyumlu değildir diyoruz. Devam edelim. Bitki örtüsünden yoksun ve eğimli arazilerde ağaçlandırma çalışmalarının yapılması. Şöyle düşünün. Bizim eğimli bir arazimiz var ve bu arazimiz bitki örtüsünden yoksun ve bu kapsamda Burada toprak örtüsü erozyonla yer değiştirebilir. Heyelan olayı meydana gelebilir sevgili arkadaşlar. Eğer ki burası aşırı yağışlı bir alan ise ve biz burada ağaçlandırma çalışması yaparsak iklimsel özellikte hem erozyonu hem de heyelanı önleyebiliriz. İklim anlamında nemli ya da kurak ise o zaman bu olumlu yani uyumlu bir ifadedir. Tarımsal ürünün hasadı sonrasında ürün kalıntılarının yani biz buna anız deriz. Sevgili arkadaşlarım anızların yakılması. Şimdi şöyle düşün. Evet anız anız yaktık toprağın üstünde hiçbir şekilde tarımsal ürün atığı kalmadı. Bu olumlu gibi görünebilir düşünebilirsiniz ama durun orada. Anız yaktığımız zaman toprağın bünyesindeki suyu buharlaştırırız. Toprağın içerisinde yaşayan küçük küçük canlıları öldürürüz. Bu uyumlu olmayan bir durumdur diyoruz. Anız yakmak olumsuzdur dikkat edin. Sanayi atıklarının akarsulara aktarılması. Tabii ki de sevgili arkadaşlarım sanayi atıklarının akarsulara aktarılması ama nasıl aktaracağız? Uyumlu olabilmesi için arıtılarak aktarılması. Eğer ki bize ifadede arıtılarak derse bu uyumludur. Ama sanayi atıklarını akarsulara bırakırsan bu uyumlu değildir. Çünkü akarsuyu kirletirsin. Kıyı boyunca turizm amaçlı betonarme yapıların inşa edilmesi kıyının doğal güzelliğini bozan bir durumdur ve bu da gene arkadaşlar uyumlu değildir diyebiliriz. Akarsuların tarımsal sulamada kullanılması uyumludur diyoruz sevgili arkadaşlarım unutmayın. Geldik bir bilim olarak coğrafya. Şimdi dersimizin ilk kısmındaki giriş kısmı neydi sevgili arkadaşlar? Hemen şöyle kitabımızdan da açıp bakalım. Doğal sistemler insan ve doğa. Buradaki ifadeye bakın ilk konu kısmında insan ve doğanın sürekli olarak etkileşim halinde olduğunu biz görüyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer ki insan ve doğa sürekli olarak etkileşim halinde ise coğrafya bu etkileşimi inceleyip açıklayan bilim dalıdır. Yani diyoruz ki doğal ve beşeri olayları insanla ilişkilendirerek inceleyen bilim dalına coğrafya diyeceğiz. Ve coğrafyanın beş temel unsuru vardır sevgili arkadaşlar. Bu unsurlar nelerdir dediğimizde bir konum. Her coğrafi olayın yaşandığı bir konum, dünya üzerinde bir yeri vardır. Bu bizim için çok çok önemlidir. İkinci kısma baktığımız zaman yer ve mekan konumu bulunduğu alan sevgili arkadaşlar. Üçüncü ifade hareket coğrafi olaylar belirli bir hareket çerçevesinde gerçekleşir. Dörde baktığımız zaman bölge ki bizim için çok çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Ve beşinci temel unsurumuz beşeri ve fiziki ortamla ilişki. Unutma coğrafyanın beş temel unsuru konum yer, mekan, hareket, beşeri ve fiziki ortam ilişkisi ve bölge olarak karşımıza çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi coğrafya birçok olayı inceleyebilir. Yani doğal sistemler içerisindeki toprağın oluşumunu, bunun insanla etkileşimini inceleyebilir. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım tarım, turizm, sanayi, ulaşım gibi faaliyetleri inceleyebilir. O zaman biz coğrafyanın inceleme alanlarını daha ayrıntılı bir şekilde yani bu konuları daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmek için coğrafyayı alt dallarına ayırmamız lazım. Coğraf biz temelde sevgili arkadaşlar ikiye ayıracağız ama ben burada bölgesel coğrafya diyerek harita kısmını da işin içerisine dahil etmiş oldum. Şimdi bakın fiziki coğrafya bu coğrafyanın tamamıyla doğa kısmı ile ilişkilendirdiğimiz alandır. Beşeri ve ekonomik coğrafya ise coğrafyanın insan kısmı ile ilişkilendirdiğimiz alandır. Beşer insandan gelsin aklınıza tamam mı? Mesela burada. Fiziki coğrafya şöyle bir baktığımda jeomorfoloji, jeo yer, yerle ilgili bir bilim dalı, klimatoloji, iklimle ilgili bir bilim dalı, hidro, su, su ile ilgili bir bilim dalı, biyo coğrafya, biosferden gelsin aklına, biosfer canlı ile ilgili bir bilim dalı ve kartografya var. Bunlar evet Karşımıza çıktığında ilk etapta zorlanabiliriz ama biraz şöyle tekrarla bu kısmı rahat bir şekilde çözebiliriz. Beşeri ve ekonomik coğrafyaya geldiğimiz zaman nüfus coğrafyası, kültürel coğrafya, tarihi coğrafya, sanayi, tarım, turizm, ticaret, ulaşım coğrafyası, sağlık coğrafyası yani insanın etkileşimde olduğu her şeyi biz buraya dahil edeceğiz sevgili arkadaşlar. O zaman gelin hep birlikte buradaki görmüş olduğumuz fiziki beşeri ve ekonomik coğrafyanın alt dalları ve bu alt dallar Yardımcı olan bilim dallarını şöyle bir göz atalım diyoruz ki birinci kısım fiziki coğrafyada ben şöyle alacağım sevgili arkadaşlar bakın fiziki coğrafya birinci alt dalım jeomorfoloji jeomorfoloji jeo yer demekse jeomorfoloji sevgili arkadaşlarım yer şekilleri bilimi demektir hemen şöyle düşün litosferi oluşturan unsurlar var mı? var değil mi? Kayaçlar var, toprak var ve bu litosfer olayları var. Mesela bir dağ oluşumu var, bir volkanik faaliyet var, bir kıtanın alçalıp yükselmesi işlemi dediğimiz epirojenik hareketler var. Bunları inceleyen bilim dalı jeomorfoloji. Yani yeryüzü şekilleriyle ilgili bir ifade görüyorsan jeomorfoloji bilimi burayı inceleyecektir sevgili arkadaşlar. Peki jeomorfoloji bilimi burada kayaçları inceleyebilir, toprağı inceleyebilir ya da yerin yapısını inceleyebilir. Bunları incelerken de bazı bilim dallarından yardım almak zorunda sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımız zaman jeomorfoloji dediğimiz fiziki coğrafyanın birinci alt bilim dalı yer bilimi dediğimiz jeolojiden toprak bilimi dediğimiz pedolojiden taş bilimi dediğimiz petrografiden yer fiziği bilimi dediğimiz jeofizikten ya da kimya ve fizikten yardım alacaktır. Bak jeolu ifadeler sevgili arkadaşlar yer anlamına gelir. Bunu da unutmayalım. Pedoloji, petrografi, toprak, taş bilimi olarak karşımıza çıkmakta. İklim bilgisi, iklim bilimi diyor sevgili arkadaşlar. Klimatoloji yani burada atmosfer ve hava olaylarını basınç, rüzgarlar, sıcaklık gibi iklim elemanlarını ve yeryüzünde görülen iklimleri bunların dağılışını inceleyen bilim dalı klimatolojidir sevgili arkadaşlar. Şimdi iklim bilimi bir iklimi ortaya çıkarırken oranın sıcaklık ve neyine ihtiyacı vardır? Yağış grafiğine ihtiyacı vardır. Ve uzun yıllar sıcaklık ve yağış grafiğinin ortalamasını aldığında herhangi bir iklimi ortaya çıkarır. O zaman herhangi bir merkezin sıcaklık ve yağış grafiğini oluşabilmesi için Hava olayları bilimi dediğimiz meteorolojiden yardım almak zorunda klimatoloji bilim dalı. Bununla birlikte fizikte gene klimatolojiye yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Bakın hemen şöyle şuradan da gösterelim. Jeomorfoloji, yer şekilleri bilimi, klimatoloji, iklim bilimi. Geldik fiziki coğrafyanın üçüncü bilim dalı sevgili arkadaşlar. Hidrografya. E hidrosu demekti. Hidrografya ise sular coğrafyasıdır. Şimdi hidrosfer dediğimiz su köreyi oluşturan tatlı, tuzlu su kütleleri var. Ya da hidrosferde meydana gelen doğal olayları. Su döngüsü var, akıntılar var, dalgalar var, buharlaşma, terleme, yoğuşma, yağış var. Bunların hepsini inceleyeceğimiz kısım sevgili arkadaşlarım hidrografya olarak karşımıza çıkacaktır. Ve hidrografya herhangi bir olayı incelerken su bilimi dediğimiz hidrolojiden, hidrodan aklına gelsin su. Oseonografya dediğimiz okyanus ve deniz biliminden, limnoloji dediğimiz göl biliminden, akarsu bilimi dediğimiz potomolojiden ve hidrojeoloji yani yer altı suları biliminden yardım alacaktır. Unutmayalım sevgili arkadaşlar. Geldik hemen şöyle tekrar. Yer şekli bilimi, iklim bilimi, sular coğrafyası, biyo coğrafya, biyosfer canlıysa canlılar coğrafyası olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Biyosferdeki bitki ve hayvan topluluklarının genel özellikleri etkileşim ve yeryüzündeki dağılışını inceleyen bilim dalıdır diyoruz. Biyo coğrafya bir olayı incelerken canlılar bilimi dediğimiz biyolojiden, bitki bilimi dediğimiz botanikten, hayvan bilimi dediğimiz zoolojiden, zo hayvan oradan gelsin aklına ve tıptan yardım alır diyebiliriz. Geldik fiziki coğrafyanın son alt bilim dalı. Nedir bu? Kartografya. Hemen şöyle tekrar edelim. Yer şekli bilimi, iklim bilimi, sular coğrafyası, canlılar coğrafyası ve harita bilimi sevgili arkadaşlar. Harita bilimi yeryüzünün bütününün ya da bir bölümünün düzleme aktarılma tekniklerini ve haritalardan yararlanma esaslarını inceler. Yani kartografya harita bilimidir. Tabi de harita bilimi matematik, geometri, istatistik ve fotogrametri bilim dallarından yardım alır diyebiliriz. Buradaki görmüş olduğumuz her şey Unutma fiziki coğrafya dediğimiz tamamıyla doğa kısmını inceleyen bilim dallarıdır. Şimdi geldik beşeri ve ekonomik kısma yani insanın da işin içerisinde olduğu kısım. Bunlardan birincisi yerleşme coğrafyası. İnsanlar dünyada belirli alanları yerleşim birimleri kurmuşlar. Her yerde yerleşme aynı değil, gelişimi de aynı değil, yoğunluğu da aynı değil, mesken tipleri de aynı değil. İşte bunları inceleyen bilim dalı yerleşme coğrafyasıdır. Bu beşeri ve ekonomik coğrafyanın alt bilim dalıdır sevgili arkadaşlarım. Yerleşme coğrafyasına kazı bilimi dediğimiz arkeoloji ve tarih yardımcı olur değil mi? Mesela nerede Çatalhöyük'te kazı çalışmaları yapılmış ve geçmiş dönemlerde yerleşim birimine ait eserler bulunmuştur. Ya da Şanlıurfa Göbekli kazılar yapılmış ve yerleşik hayata geçişte dini ifadelerinde etkili olduğu ifade edilmiştir. O yüzden kazı bilimi eski dönemlerdeki yerleşmelerin gelişimi hakkında bize bilgi sahibi verir unutmayalım. Geldik nüfus coğrafyası. Dünyada bir nüfus var. Bu nüfusun çeşitli özellikleri var. Dağılışı var, değişim var, hareketleri var. Nüfusa yapmış olduğumuz politikalar, uygulamalar var. Bunları inceleyen bilim dalı nüfus coğrafyasıdır. Nüfus coğrafyası bir olayı incelerken nüfus bilimi dediğimiz demografiden ve istatistikten yani sayısal sınıflama biliminden yardım alır diyoruz. Geldik bir diğer kısma yani ekonomik coğrafya. İnsanlar ne yapıyor? Tarımsal faaliyetler yürütüyor. Hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, turizm faaliyetleri, ticaret faaliyetleri, sanayi faaliyetleri yürütüyor. Bu faaliyetleri coğrafi ortamda etkileşimini inceliyorsak biz burada ekonomik coğrafya diyeceğiz. Yani şurada beşeri coğrafya kısmında hem nüfus coğrafyası hem yerleşme coğrafyası dedik. Şuradaki sanayi, enerji, turizm, ticaret, ulaşım, tarım coğrafyaları kısmı ise ekonomik coğrafya içerisine girecektir. Ekonomik coğrafya ekonomi dediğimiz iktisat yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte siyasi coğrafya, devletlerin jeopolitik yani yerin politika ile olan ilişkileri, bu konumları ve konumlarının dış siyasetteki etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Sevgili arkadaşlar burada da şunu unutmayalım. Siyasi coğrafya herhangi bir olay hakkında araştırma yaparken hem uluslararası ilişkilerden hem tarihten hem de ekonomi dediğimiz iktisattan yardım almak zorundadır. Geldik tarihi coğrafya. Geçmişin coğrafi özelliklerini coğrafya biliminin yöntem ve ilkeleri ile inceler. Burada tabii ki de tarihi kısımda bir olay incelerken arkeolojiden ve tarihten yardım almak zorundayız diyebiliriz. Unutma. Bakın burada çok önemli ifadeler var. Bazen bize şöyle ifadeler geliyor. Mesela tarım coğrafyası diyor. Tarım coğrafyası içerisine hangi Faaliyetler de dahildir dediğimizde dikkat edin bunlara. Tarım coğrafyası içerisine sevgili arkadaşlarım bakın hayvancılık faaliyetleri, ormancılık faaliyetleri, balıkçılık faaliyetleri dahildir. Mesela size bir soru sordu. Dedi ki birinci madde yaşadığınız bölgedeki kıl keçisi üretimi ile ilgili bir araştırma yapmak istiyorsanız hangi coğrafyanın alt dalıyla ilişkilendireceğiz? Beşeri ve ekonomik coğrafya tarım coğrafyası varsa doğru ifadedir. Ya da ormancılık sektörüyle ilgili bir ifade varsa gene tarım coğrafyasıdır. Bunu unutmayalım. Geldik ikinci kısma. Ulaşım coğrafyası içerisine de bazı ifadeler giriyor. Biz şimdi ulaşım coğrafyası dediğimiz zaman mal ve hizmetlerin aktarılması işlemi olarak karşımıza çıkar ama şunu da unutma. Ulaşım coğrafyası dediğimiz zaman yazılı ve görsel medyada işin içerisine girer. İnsanların mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere aktarılması işlemidir. Dünya ölçeğinde, Türkiye ölçeğinde herhangi bir merkezde yaşanan olayın yazılı ve görsel medya ile senin bulunduğun coğrafyalara gelmesi, yani burada özellikle internet ile ilgili olan durumlarda gene ulaşım coğrafyası içerisine dahildir. Bunu da unutmamış olalım. Gelin şu etkinliğimize hep birlikte bakalım." diyor ki A listesi ve B listesi var. Marmara Denizi'nde feribot seferinin aksaması diyor. Feribot seferi yani burada deniz yolu ulaşımı ile ilgili bir durum var. O zaman birinci ifade ulaşım coğrafyasıdır. iki numaradır. Doğu Anadolu'dan yoğun göçün yaşanması. Göçü yapan insanlardır. O zaman bu nüfusla ilgili bir ifadedir. Ve nüfus coğrafyası olarak biri yazabiliriz. İhracat ve ithalat yapılan ülkeler. ihraç etmek yani yurt dışına satmak. ithal etmek yurt dışından almak. Alıp satma işlemi sevgili arkadaşlarım ticari faaliyetler değil mi? O zaman bu ticaret coğrafyası olarak karşımıza çıkar. Tropikal bölgelerde sarı humma hastalığının yaygın olması. Hastalıkla ilgili ifade varsa, sağlık durumlarıyla ilgili ifadeler varsa tabii ki de bunu sağlık coğrafyasına dahil edebiliriz. Kivi üretim alanları diyor sevgili arkadaşlar. Kivi üretim alanları yani tarımsal üretim alanları tarım coğrafyası diyebiliriz değil mi? O zaman 7 numara tarım coğrafyasını buraya dahil edebiliriz. Batman'da petrol çıkarılması. Sevgili arkadaşlar petrol bir enerji kaynağıdır. O zaman bu enerji coğrafyası ile ilgili bir ifade olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Hemen şöyle 3 numarayı da buraya dahil ettik. Osmanlı Devleti'nde coğrafi araştırmalar. Sevgili arkadaşlar geçmiş dönemlerle ilgili araştırmalar yaptık mı burada? Yapsık. O zaman tarihi kısımla ilgili ilişkilerde bulunduysak tarihi coğrafya yani 5 numarayı buraya dahil edebiliriz. Avrupa Birliği'ne katılan ülkeler sevgili arkadaşlar. Ülkeler arasındaki ilişkiler, siyasi ilişkileri inceleyen siyasi coğrafya dediğimiz bilim dalı burayı inceleme alanına dahil edebilir. Türklerin yaşadığı ülkeler, kültürel coğrafya, Türk kültürü var değil mi? Sonuçta birçok alana yayılmış bir kültürden bahsediyoruz. O zaman burayı da on numara olarak kültürel coğrafyaya dahil edebiliriz. Ve geldik peri bacılarını ziyaret eden insanlar yani yurt dışından da yurt içinden de insanlar buraya bu oluşumları inceleyebiliriz incelemek, izlemek için, görmek için gelmişlerdir. Turizm faaliyetleri yürütmüşlerdir. O yüzden buraya da turizm coğrafyası diyebiliriz. Hemen şöyle Avrupa Birliği'ne katılan ülkeleri siyasi coğrafya dedik ama 8 yazmışız şöyle 9 diye onu da düzeltelim sevgili arkadaşlar bilgimiz olsun. Şimdi geldik coğrafya biliminin önemi ve tarihsel gelişimi. İlk çağda coğrafya ile ilgili ifadelerde Eratosthenes bizim için önemlidir. Neden? Eratosthenes coğrafya ismini ilk kullanan kişidir sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ve Eratosthenes birçok araştırma yapmış. Bunlardan en önemlisi dünyanın ekvator üzerinde çevre uzunluğunu ve bir derecelik meridyen yayını hesaplamıştır diyoruz. Eratosthenes'i gördüğünde coğrafya ismini ilk kullanan kişi olduğunu bileceksin. Tabii ki bundan önce mesela milletli Hekatos bir Asya diğeri Avrupa'yı anlatan iki ciltlik kitap yazmıştır. Amasyalı Strabon dünyanın ilk coğrafyacısı olarak kabul edilmektedir. Batlamyus Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış ve dünyanın en gerçekçi bir şekilde tasvir etmiş coğrafyacıdır sevgili arkadaşlar. Aneksi Menderos ise karalar ile okyanus sınırını çizen ilk insandır. Düzenli ve anlaşılır bir evreni ifade etmek için de kozmos sözcüğünü kullanmıştır diyebiliriz. Orta çağda coğrafyaya geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar burada özellikle astronomi ile ilgili çalışmalar yapıp ilk teleskobu yapan Galilei'dir sevgili arkadaşlar. Kopernik ise teleskobu kullanarak gezegen ve yıldızları inceleyen ilk bilim insanı. Bak Galilei teleskobu ilk yapan Kopernik ise Teleskobu kullanarak gezegen ve yıldızları inceleyen ilk bilim insanıdır. Bir ise güneşin ve gezegenlerin eğimleri üzerinde durmuştur. Dünya ekseninin eğikliğini çok yakın bir sayı ile bulmuştur. Yani eksen o zaman da araştırılan bir durummuş. Piri Reis ise çok önemli bizim için sevgili arkadaşlar. Kitabı Bahriye eseri var ve bilinen en önemli dünya haritasını çizen kaşiflerden bir tanesidir. İbni Batuta'nın seyahatnamesi var. İbni Batuta seyahatnamesi ve burada sevgili arkadaşlarım özellikle İbni Batuta İslam dünyasının çok büyük bir bölümünü gezmiş. Hindistan'ın da gezmiş ve 29 yıl süren seyahatleri boyunca edindiği bilgileri yazdığı İbn Batuta Seyahatnamesi'nde toplamıştır diyebiliriz. Yeni ve yakın çağda coğrafyaya geldiğimiz zaman coğrafya burada sistem kazanıyor. Friedrich Ratzel siyasi coğrafyanın kurucusu olarak ifade ediliyor. Alexander von Humboldt sevgili arkadaşlarım fiziksel coğrafyanın, biyo coğrafyanın, klimatolojinin, okyanus biliminin kurucusu olarak karşımıza çıkmakta. Besim Darkut bizim dönemimiz için en önemli coğrafyacılardan bir tanesidir ve Türkiye'de çağdaş coğrafyanın gelişmesinde çok önemli katkıları vardır diyebiliriz. Reşat İzbrak yine Cumhuriyet döneminin en önemli coğrafyacılarından ve modern coğrafyanın kurucuları olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki de bunun dışında Profesör Doktor Sırrı Erinç, Profesör Doktor Hayati Doğanay, Profesör Doktor Oğuz Erol hem fiziki coğrafya anlamında hem beşili ve ekonomik coğrafya anlamında hem de iklimsel bazlı klimatoloji anlamında birçok çalışmalar yürütmüş. Bizim ülkemizdeki coğrafya biliminin gelişmesine yardımcı olmuş bilim insanlarıdır. Tabii ki de burada şu anda da günümüzde de araştırma yapan birçok coğrafyacımız yer almaktadır diyoruz. Sevgili arkadaşlar dersimiz biterken bugün sizlerle neler öğrendik? Doğa ve insan etkileşiminden bahsettik. Bazı durumlarda doğa insan üzerinde bazı durumlarda ise insan doğa üzerinde etkilidir. Özellikle burada şunu da söylemek isteriz ki ülkelerin gelişmişlik seviyesi doğa insanı etkileşiminde önemlidir. Gelişmiş ülkeler genel itibariyle doğa üzerinde belirgin etkiye sahiptir. Geri kalmış ülkeler ise insanın doğa üzerindeki etkisi çok çok düşüktür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sonraki kısımda coğrafyanın konusu ve bölümlerinden bahsettik ve coğrafya biliminin önemiyle tarihsel gelişiminden bahsedip bugünkü kısmımızı bitirdik sevgili arkadaşlar. Tabii ki de kısmımız bitti ama ödev vermeden de olmaz. 9. sınıf Dinamo soru bankamızdan ben ödevi veriyorum. Kitabı da satış noktalarımızdan temin edebilirsiniz. İnsan, doğa ve coğrafya. Burada insan-doğa etkileşimi ve coğrafya. Coğrafya biliminin bölümlenmesi, tarihsel süreçte coğrafya biliminin gelişimi burayla ilgili. Başlıyorsunuz ilk kısımdan 21. sayfaya kadar burayı çözüyorsunuz. Tabii ki de kitabımızın şöyle içeriğine de baktığımız zaman sevgili arkadaşlar konu ile ilgili çözümlü bir sorumuz var ve bununla ilgili çoktan seçmeli testlerimiz var sevgili arkadaşlar. Takıldığınız sorular kısmında kare kodu okutarak sorunun çözümünü alanında uzman öğretmenlerimizden de dinleyebilirsiniz. Bu iki kitabı da almanızı tavsiye ederiz sevgili arkadaşlar. Konu özetli yani burada konu anlatımlı soru bankası kitabımız var. Burada da ise tamamıyla konu bittikten sonra konuyu pekiştirebileceğimiz soru bankası kitabımız yer almakta dedikten sonra karşınızda günün ödül Sorusu, cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.